Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve bu da ViewSonic Elite XG320Q 32 inç anlamışsınızdır kadrajdan devasa 2K çözünürlüğünde 175 Hz taze limasına sahip 0.5 milisaniye MPRT bakın GTG değil, MPRT tepki süreli 8 bit IPS panelli bir oyuncu monitörü. Viewsonic sağ olsun deneyimlemem için arkadaşlar bana bu ürünü sağladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve ürünün arkadaşlar linki videonun açıklama kısmında olacak. Aynı zamanda ilk yorumda da görebileceksiniz. Oradan güncel fiyatını da görebilirsiniz. Satın almak isterseniz de satın alırsınız. Bilginiz olsun. Şimdi... Görünümüyle başlayalım istiyorum. Çerçeveler İçeride ince siyah şeritler var arkadaşlar. Ekran kapalıyken tamamı ekranmış gibi gözüküyor. Açıldığında şeritleri fark ediyorsunuz. Diğer ekiplerinde de zaten durum böyle. Orada aksi bir durum yok veya farklı bir durum yok. Farklı olan durum çene. Çene gerçekten çıkıntılı. Ben bir diğer monitörde böyle çıkıntılı bir çene görmemiştim açıkçası. Şaşırdım. Bunun sebebi ne olabilir? İçerisinde hoparlör kiti var arkadaşlar. Tabii ki bir monitör hoparlöründen bekleyeceğiniz üzere öyle çok başarılı hoparlörler değiller ama hiç olmamasından iyi midir iyidir. Sonrasında altında bir RGB şerit var arkadaşlar. Arkasında da RGB aydınlatma var. Elite RGB olarak geçiyor bir tarafında. İsterseniz açın, isterseniz kapayın, isterseniz efektini belirleyin. Loş ortamlarda güzel bir aydınlatma sağlıyor. Siz de kendiniz bir ambiyans oluşturduysanız ona etkisi kesinlikle var. Herkes beğenmeyebilir RGB işini. Ben çok seviyorum mesela. Benim oldukça hoşuma gitti ama bu hoparlör ve RGB mi acaba bu çerçeveyi bu kadar çıkıntılı yaptı? Bilemiyorum. Bence RGB için bu kadar çene... Orada tabi öncelik meselesi var. Sonrasında arkadaşlar bu monitörün ayağı metal bir ayak fırçalı metal yüzeyiyle ile beraber gelmekte gerçekten sağlam. Zaten böyle devasa bir monitörü arkadaşlar taşımak için böyle bir ayak lazım ama ama bilmeniz gereken şey şu. Şöyle ki masalarımız genelde 60 santim derinlikte. Çoğu çalışma masasının derinliği 60 santimdir. Bu ayak neredeyse 30 santimini zaten götürüyor ve dolayısıyla klavyeniz için, fareniz için çok fazla yer kalmayabiliyor. Ne yapıyorsunuz? O yüzden masanızın en azından 70 santim olmasına özen gösteriyorsunuz. Veyahut yine Viewsonic'ten temin edebileceğiniz bir kolla beraber bu monitörü arkadaşlar farklı bir monitör koluna takabilirsiniz. Tamam bu çok sağlam dönüyor yukarı aşağı hareket ediyor sağa sola hareket ediyor istediğiniz gibi hani yönlendirmesiyle alakalı konfigüre edebiliyorsunuz ama şunu da bilmek lazım gerçekten baya büyük hatta ben bu standın arkasına şuraya işte kontrolcüyü koyuyorum kulaklığı koyuyorum o alanı e, hani o alandan da faydalanmak için. Üstünde bol bol ızgara görmektesiniz. Sebebi şu monitör HDR bir monitör. HDR 600 bir monitör ve 440 nitte çalışabiliyor. Tabii ki bu da ısı olarak döneceği için üzerinde bol bol ızgara bulunmakta. Bir diğer monitörde ben neden ızgara görmüyorum burada görüyorum diye soracak olursanız HDR monitörlerde durum böyle. Ufak tefek aksesuarları var diyelim. Neden? Bir tarafında arkadaşlar kulaklık askısı var. Gayet güzel. Sonrasında fareniz için kullanabileceğiniz yine bir askı var. Bunlar aslında her oyuncu monitöründe görmediğiniz ama ihtiyacınız olabilecek eklentiler. Ben açıkçası kulaklığımı hani o askıya asıp monitörün şöyle biraz yan durmasını gözüm kaldırmaz. Hani düz durmalı her şey. Ama bir oyuncuysanız kulaklığı koyacak yer yok diyorsanız mantıklı. Üzerindeki giriş çıkışlara gelirken standın hemen kablo geçiş noktaları olduğunu göreceksiniz. Buradan sizin göz hizanıza girmeyecek şekilde kabloları yönlendirebilmeniz mümkün ve portlara ulaştığı noktada bir kapak var zaten. Bu kapağı yalnız orada şöyle bir uyarı. Çok açıp kapamayın. Üzerindeki tırnaklar çok sağlam değil belli ki. E, biraz kırılmışlar. Bir iki tanesi kırılmış. O yüzden biraz nazik e, davranmakta fayda var. Belki bendeki inceleme ürününde böyle bir durum var ama oraya ulaştığımızda da neler görüyoruz? Tipa yuvaları var. Micro USB yuvası var arkadaşlar ve şöyle bir özelliği var. Monitör kapalıyken dahi e, ekipmanlarınızı şarj edebiliyor. Bir fare olur kulaklık olur, klavye olur. Bunları şarj edebilme özelliğine sahip. Bu özelliği açıp kapatabilmek yine menü, menüsünde ayarlayabileceğiniz bir şey. Sonrasında iki tane HDMI portu var. HDMI 2.0 ve bir tane de Display portu var. Ve dediğim gibi içerisinde aslında güç kaynağı arkadaşlar. Monitörün biraz kalın olmasının sebebi bu. Bazısının adaptörü dışında oluyor. Bunun içinde sadece güç kablosunu bağlayıp kullanmaya hemen başlayabiliyorsunuz. Teknik özellikleri detaylandıralım ve deneyimlerimi sizlere aktarayım arkadaşlar. Şimdi 32 inç bir monitör. Bir defa şu kararı vermek gerekiyor. Siz hikayeli oyun mu oynuyorsunuz, rekabetçi oyunlar mı oynuyorsunuz? Eğer rekabetçi oyun oynuyorsanız arkadaşlar 27 inçin üzerine çıkmamanızı ben tavsiye ederim. Ama hikayeli oyunlar oynuyorsanız 32 inç gerçekten keyifli. Neden tavsiye etmiyorum 32 inç bir monitörü rekabetçiyi? Arkadaşlar oyun oynuyorken bir yandan da mini map'e bakmanız icap edebiliyor. Oyununa göre tabii ki. Ve nedir? Kafanızı hareket ettirmeniz gerekiyor 32 inçlik bir monitörde. Ama 27 inçe kadar göz hareketlerinizle beraber mini bir kontrol edebilirsiniz. Bu map awareness dediğimiz e, durum var ya yani haritadan haberdar olma. Rekabetçiler için önemli bir konu bu bilgiyi özellikle vermek istedim. Şimdi hikayeli oyunu, oyun oynayanlar benle beraber devam etsinler. Videoyu izlemeye devam etsinler. 2K çözünürlük 32 inçle yeterli mi? Yeterli arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Hadi diyelim 4K 144 Hz olsun. Bunu bu sefer beslemek için çok ciddi bir donanım gücüne de ihtiyacınız oluyor. Bu konuyu atlamamak lazım. Çünkü bazen hevesli olup hadi 4K olsun abi hadi 144 Hz olsun. E ben doğal çözünürlüğünde çalıştıramazsam monitörü istediğim e, netliği yakalayamıyorum ki. O yüzden arkadaşlar doğal çözünürlüğünde kullanacağınız şekilde hangi çözünürlüğe ihtiyacınız olduğunu düzgün bir şekilde, hani aklı selim bir şekilde kararlaştırmak icap ediyor. Sonrasında 175 Hz, 165 olarak geliyor hız aşırtıyorsunuz 175 oluyor ve 0.5 milisaniye tepki süresi bakın. GTG değil. Griden griye değil. O birazcık da reklam, reklam argümanıdır arkadaşlar. MPRT asıl süre bu. Şu anda arkadaşlar bir ghosting testi görüyorsunuz. Bu panel şimdi IPS olarak geçiyor ama kesinlikle bu panel bir Fast IPS. Ben öyle düşünüyorum. Neye dayanıyorum? Displayspecification.com'a girdiğinizde bu monitörü yazdığınızda özelliklerin bir yerinde Fast IPS ibaresi geçiyor. Neden bu panelin peki ben Fast IPS olduğuna neredeyse eminim? Sebebi şu ben zaten kendi Fast IPS paneller kullanıyorum ve bir IPS'ten alacağınız hızı ve bir Fast IPS'ten alacağınız hızı biliyorum. Harekete bağlı bulanıklılık konusunda. Ve bu panel kesinlikle Fast IPS gibi çalışıyor. Benim şu ana kadar 32 inçte gördüğüm en hızlı monitör, en az harekete bağlı bulanıklılığa sahip monitör. Dolayısıyla bir rekabetçi için aslında çok iyi bu durum. Ama boyutu uygun değil. O yüzden ne yaparsanız arkadaşlar ViewSonic'in diğer Elite serisi monitörlerine bakabilirsiniz. Daha rekabetçiye uygun 24 inç, 27 inç. Diğer serilere de bakabilirsiniz aslında arkadaşlar. Dolayısıyla bu monitör aslında çok çok hızlı. Bilginiz olsun. Ve Pure XP diye bir teknoloji var. En azından ViewSonic tarafında adlandırması bu. Bununla beraber arkadaşlar tepki süresini arttırabiliyorsunuz, tepki süresini düşürebiliyorsunuz. Ve nedir bu teknik aslında? Paneli daha fazla voltaj vermiş oluyorsunuz. Korkmayın bu bir hız aşırtma veya panele zarar verecek bir şey değil. PC tarafında CPU'da GPU'da olabileceği gibi. gibi. Ee, nedir? Daha fazla voltaj verdiğinizde harekete bağlı bulanıklık düşüyor. Ama çok fazla voltaj verirseniz bu sefer harekete bağlı bulanıklık Diyelim bir hayaletlenme görüyorsunuz ya bunun yerine de beyaz bir hali görmeye başlarsınız. Eğer düzgün bir şekilde yapılamazsa bu eğer. Lakin bu monitörde ben o ayarı ne kadar açarsam açayım arkadaşlar. Arkasında beyaz bir hale görmedim. Dolayısıyla overshoot efekti kesinlikle oluşmadı. Bu gayet güzel bir şey. Zaten ben monitörün ayarlarına çok dokunmadan dahi tepki süresi çok çok iyiydi. Tekrarlıyorum 32 inç bir monitörde ben daha önce bu kadar iyi bir tepki süresi görmemiştim. Bu kadar az hareketi bağlı bulanıklılıkla karşılaşmamıştım. Diğer detaylara gelelim. 8 artı 2 bit arkadaşlar 10 bit olarak geçiyor ama o 2 bit FRC yani yapay olarak üretilmekte. Bununla içerik üretilir mi diye soracak olursanız fabrikadan kalibrasyonda bir şekilde gelmemekte arkadaşlar. Dolayısıyla kalibrasyonu için bir cihaza belki de zamana ihtiyacınız oluyor. Yeni içerik üretmeye başlamış birisiyseniz bence kalibrasyonlu bir monitör alın. Ama hem kalibrasyonlu hem de çok yüksek tazeleme hızına sahip monitörleri bulmak Bundan da pahalıya patlayacak. Onu söyleyeyim bu monitör zaten çok uygun fiyatlı bir monitör değil. Çok daha pahalıya patlıyor ama Dediğim gibi aklınızda içerik üretmek varsa bir kalibrasyon cihazına ve belli bir süre vakti ihtiyacınız olacak. Aslında renk gösterme gücü olarak hiçbir sıkıntı yok. Adobe RGB'nin %99'unu karşılıyor. Sıkıntı değil ama dediğim gibi fabrikadan kalibrasyonu olunca sadece sRGB açıyorsunuz Ve hiçbir şey yapmanızı gerek kalmıyor ama burada Biraz üzerine vakit harcayıp ekranı kalibre etmeniz icap ediyor. Ekran arkadaşlar menüsü sade aslında bir varsayılan menüleri neden böyle nasıl nasıl diyeyim bir çekicilikleri yok açıkçası. Ama özelleştirilebilir e, sonuç profiller var. İşte gerçekçi modu var, oyunlar için farklı modlar var. Renk sıcaklığı ile alakalı mesela sRGB modu var. Bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz rengini daha canlı ve daha soğuk hale getirebilmeniz mümkün. Oyuna göre konfigüre edebilmeniz mümkün. Veya hepten kontrolü kendiniz ele alabilirsiniz. Kontrasttır, parlaktır, parlaklıktır, netliktir. Kontrolü tamamen size de bırakabiliyor tabii ki. Şimdi HDR 600 dedik ama arkadaşlar sürekli olarak HDR modunda 440 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Burada aslında HDR'ın çok önemli bir detayından bahsetmek gerekiyor. HDR'dan tam anlamıyla faydalanabilmek için Full array lokal Dimming monitörlere ihtiyacınız var. Yani mesela bu monitörde aydınlatma tek bir panel halinde bir büyük aydınlatma. Ama full array lokal dimlikte yeri geliyor ekranı 384 ayrı parçaya, 384 ayrı aydınlatma noktasına ayırıyorsunuz ve HDR'dan o zaman aslında gerçekten faydalanıyorsunuz. Karanlık olması gereken yerler karanlık, parlak olması gereken yerler parlak aynı sahnede. Farklı bölgelerde farklı ışıklar kullanarak. Bu monitörde öyle bir özellik yok ama HDR bir monitörden daha iyi mi? HDR bir monitörden daha iyi. Rise of the Tomb Raider'a girdiğinizde zaten bu farkı hissediyorsunuz. Forza'da mesela karanlık bir ortama giriyorsunuz aydınlıktan. Orada o farkı hissediyorsunuz. Bazı şeyler tamamen karanlığa boğulup kör olmuyorsunuz veya ışığa çıktığınızda da sadece bembeyaz bir şey görmüyorsunuz. Oradaki detayları yakalayabilmenizi sağlıyor monitörün HDR olması. Ekranın renkleri, renk doğruluğu, renk doygunluğu sonrasında ışık dağılımı ile alakalı arkadaşlar. Test sonuçlarını ben şu anda sizlere ekranda gösteriyorum ama orada daha önemli bir şey var. Bence kullanıcı deneyimi. Arkadaşlar şimdi Siyahlara geldiğinizde siyahların arkasında ışık vuruyormuş hissiyatı var mı? Bir miktar. Bir IPS panelde de olabileceği gibi. Ondan fazla değil. Bir veya kadar derin siyahlar yok. Renkleri geldiğinizde geldiğinizde bir veya kadar aslında renk canlılığına sahip olduğunu görüyorsunuz. Neden? Üst segment bir IPS panel monitör bunu size net bir şekilde söylüyor. Her IPS paneli böyle canlı renk göremezsiniz. Veyalarda bulursunuz da IPS panellerde her zaman olmaz. Veyaların arkadaşlar bakış açılarına bağlı olarak renk sapmasıyla beraber hani muzdarip oldukları bir durum var. Ama IPS'lerde bakış açısına göre renk sapması olmaz ki bunda da olmuyor. Yani IPS'in bakış açısı avantajına sahip VA'nın renklerine sahip sadece siyahına sahip değil ve TN'in hızına sahip aslında. Neredeyse isteyen? Bundan bir adım ötesi TN. Yani bundan hızlısı mezarda diyebiliriz gibi bir durum var. IPS açısı, VA renkleri, TN hızı. Face type'ın en önemli özellikleri bunlar zaten. Belirgin bir bulutlanma var mı panelde? Arkadaşlar yok. Zaten e, özellikle kavisli monitörlerde karşılaşabileceğiniz durumlardan bir tanesi hani güncel modellerle karşılaştırmak. Gerekirse sonrasında herhangi bir ışık sızıntısı yok. Güzel bir şekilde yalıtım sağlamış kenarlarda herhangi bir problemi yok o konuda. Yani monitör her şekliyle, her haliyle aslında üst segment bir monitör olduğunu size söylüyor. Oyunlara geldiğimizde ben özellikle Forza Horizon 5 oynamaktan bu monitörde çok keyif aldım. 32 inç olunca biraz arkanıza yaslanıyorsunuz. Yeri geldi elinize bir kontrolcü alıyorsunuz veya konsolda bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir keyfi var. Yani yaslanıp oyun oynuyorum. Forza'da renkler çok güzel, renkler çok canlı. İstediğim gibi yine konfigüre ediyorum renkleri tabii ki. Ama o tepki süresi mesela rekabetçi oyunda mı işinize yarayacak? Evet yarıyor sadece bu monitör büyük kaçıyor. Ama Forza gibi bir oyunda eğer 2K'da 165-175 Hz alabilecek bir sisteminiz varsa deneyim çok güzel. Ben bu monitörü kullanmaktan çok keyif aldım. Evet, Viewsonic Elite XG320Q 32 inç 2K 175 Hz gerçekten keyifli bir oyuncu monitörü arkadaşlar. Sadece boyutuyla alakalı ne ihtiyacınız var yok ona karar vermeniz gerekiyor. Rekabetçiyseniz dediğim gibi 27 inçin üzerinde çıkmayın ama hikayeli oyun oynuyorum. Bakış açıları bana lazım, renk lazım diyorsanız arkadaşlar ve tepki süresi yine iyi olsun. Ben hikayeli oyun oynuyorum ama yüksek kare saniyede oynuyorum diyorsanız bayağı iyi monitör. Pahalı da bir monitör arkadaşlar. O yüzden videonun açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Oradan güncel fiyatını da görebilirsiniz. Satın almak isterseniz satın da alabilirsiniz. Aynı zamanda yine tavsiye ettiğim monitörleri de orada bir liste halinde paylaşacağım. Piyasada bir sürü monitör var sonuçta. Ama bu aralarındaki 32 inç olup en iyi tepki süresine sahip hareketi bulanıklığı en düşük en azından benim denediğim modeller arasındaki monitör fiyatının hakkını veriyor. Zaten bu fiyatta bu performans olmalıydı diyorsunuz net bir şekilde. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Linkleri unutmayın açıklama kısmında ve ilk yorumda var. Videoyu beğendiniz mi? Beğenin. Abone olmak istiyor musunuz arkadaşlar bu videoyu beğendikten sonra? Beni desteklemek ister misiniz? Bakın bunlar ücretsiz şeyler. Videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. Aynı zamanda yorumlarınızı tabii ki bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.